Size yıllardır beklediğimiz yetişkin kahramanların 5. sezon 23. bölüm Colossian yani gizli anlaşma bölümünde geleceğini söylesem. Hatta Colossian bölümünde Uğur Böce ile Kedi'nin yetişkin bireyler olacağını söylesem. Peki ya size Chloe'nin Layla tarafından kontrol edildiğini söylesem. Evet duyduklarınıza inanamadınız ve Colossian bölümünü merak ettiniz. Eğer siz de Colossian bölümünde nelerin yaşanacağını, Burbucu ile Karaket'in nasıl yetişkin olacağını veyahut Chloe ile Layla ilişkisinin nasıl yürüdüğünü merak ediyorsanız videomu izlemeye devam edin. Selamlar dostlar ben Doruk ve bugün sizlerle beraber 5. sezonun 23. bölümü olan Colossian yani gizli anlaşma bölümünün analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce hem beni desteklemek hem de böyle videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa da yorumlara yazın gitsin ve haberlerden de haberdar olabilmek için hatta ilk haberdar olabilmek için bildirimle açmanız yeterli. Dilerseniz sizler için hazırladığım videomuza geçelim. Öncelikle bölümümüzün özetinden bahsedelim. Okul yılının sonu yaklaşıyor ve isyan hazırlanıyor. Monark ne zamana ne de seçme sahip. Gizli kimliği için tehlikeli bir planı uygulamaya karar veriyor. Ve Uğur Beceri hareketi içinde son derece tehlikeli. Bilmeden de olsa kötü adam kamera arkasında her zaman daha güçlü bir Chloe'yi kontrol eden Layla'dan yardım alacak. Marinette gelince. Adrian'ın kendisine sonsuza dek ilişkilerini tehlikeye atabilecek korkunç bir sır anlatmaya cesaret edemediğini bilmiyor. Evet spoilerlara geçmeden önce bir özet hakkındaki düşüncelerimizi ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedelim. Özetle de açık bir şekilde belirtildiği üzere yeni sezonların süper kötüsü Kriyalis olacak ve 5. sezonda da kendini bolca gösterecek olan Layla Rosie, Gabriel Agres ile anlaşma yapacak. Ancak kamera arkasında yani arka planda Layla Chloe'yi kontrol ediyor. Bir nevi yine yalanlayla manipüle ediyor diyebiliriz. Zaten bu durumun yani Layla ile Chloe arasındaki ilişkinin temelleri 4. sezon 24. bölüm Pinaltiyen bölümünde atılmıştı. Mavis de risk bölümünde kendini göstermişti. Hatırlarsınız Layla Chloe'ye bir bakış attığında Chloe'yi yapması gerekeni yapmıştı. Diğer bölüm özetlerini de okuyunca anlıyoruz ki Layla ve Chloe hem Maynett ile Edrin'in arasını bozacak hem de menati arkadaşlarına ve çevresine karşı küçük düşürecek. Ayrıca özette okul yılının bitmekte olduğunu ve monarka olan isyanın büyüdüğünden bahsedilmiş. Ayrıca özette monarkın zamana ve seçim hakkına sahip olmadığından da bahsedilmiş. Yani Paris'in okulu ve tüm Paris halkı monarka isyan çıkartmış. Ki bunun da temelleri Destruction bölümü de atılacak. O bölüm hakkındaki videoyu da izlemediyseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Ve özet okumaya devam ettiğimizde bu isyanın başarılı olduğunu da anlıyoruz. Bu isyan monarka öyle bir etki yaratmış ki hemen Uğur Bici ile Karaked'i mucizelerini alıp bu isyanı bitirmek istiyor. Ve bunun için de hem Uğur Beceri Karaked'i için tehlikeli hem de kendi gizli kimliği için çok tehlikeli olan bir planı uygulamaya karar vermiş. Ve minik bir spoiler vereceğim isteyen geçsin bu kısmı. O plan başarısız olacak diyebiliriz çünkü finalde Uğur Beceri mucizesi ile kendi mucizesini birleştirecek. Neyse özet analizine devam edelim. Chloe, Layla'nın kontrolünde ve Layla da Gabriel Agres'te yardım ediyor. Yani Gabriel Agreste hem Layla'nın hem de Chloe'nin yardımını alıyor. Yani bu noktada artık Monark'ın gücünün zirve yaptığını söyleyebiliriz. Ve özetin son kısmından da anladığımız üzere Adrian'ın Marinette ilişkilerini tehlikeye atabilecek korkunç bir sırra sahip olduğunu bir öğrendik. Bu gizemli sırrın çoğu kişi aslında Gabriel Agres'in kimliğini yani aslında Monark'ın babası olduğunu bildiğini söylüyor. Ama arkadaşlar verilen spoilerlarda altı çizilerek bir şey vurgulanmış. Kara kedi veya Hut Edrim asla babasının kötü adam Monark olduğunu bilmeyecek. Yani burada bahsedilen tehlikeli, korkunç bir sır aslında kendi gizli kimliği. Ayrıca Mernet'le ilişkileri demiş. Yani artık Edrinet'in gerçekleştiğini anlayabiliyoruz ki verilen özetlerde bu açıkça belirtilmişti. Ve anlıyoruz ki Adrian bu ilişkide artık kendi sırrını saklamayı reddediyor ama eğer bunu söylerse de ilişkilerini tehlikeye atabilecek. O yüzden buna cesaret edemiyor. Neler olacağını öğrenmek için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Gelin sizlerle 4. pardon, 5. <laughs> sezon 23. bölümün en büyük spoilerlarından birine vereyim. Şimdi ardı ardına iki spoiler vereceğim. Kulaklarınızı dört açın. Uğur B.C. 5. sezon 23. bölümden itibaren yetişkinler gibi güçlerini kontrol edebilir. Artık gücünü kullandıktan sonra geri dönüşmeye ihtiyaç duymaz. Ve şanslı tılsımı kullandığında bir hareket ile onu yok edebilir ve yenisini oluşturabilir. Sonsuz olarak. 5. sezonun 23. bölümünden itibaren kara kedi yetişkinler gibi gücünü kontrol edebilir. Artık gücünü kullandıktan sonra geri dönmez. Kediklizmini kullandığında ise bir diğerini çağırabilir. Sonsuz olarak. Evet artık 5. sezon 23. bölümü yani Colossian namı değer gizli anlaşma bölümünde karakterlerimiz işte böyle yetişkin hallerine kavuşacaklar. İki kahramanımız da güçlerini yetişkinler gibi kullanabilecek. Yani Uğur Böce istediği kadar şanslı sılsın, kara kedi de istediği kadar kilikli izin kullanabilecek. Yani monark kendini güçlendirirken bizinkilerin elleri de toplamıyor. Hatırlarsanız da 24. Bölümün özetinde Urbici ile Karakedi'nin güçlerini araştırdıklarını, merak ettiklerini ama bunu yaparken Monark'ın tuzağına düştüklerinden bahsetmiştik. Yani aslında karakterlerimizin veyahut kahramanlarımızın yeni güçler kazanması onlara birazcık da zarar verecek. Ki 24. Bölümden sonrası final ve finalde Marinette bu tuzaktan kaçmak için iki tane gücü yani Uğur Bücü ile Karakedi mucizelerini belirtecek. Bundan bahsetmek gerek yok. Evet dostlar peki ya sizler Uğur Bücü ile artık güçlerini yetişkinler gibi kullanabilmesi hakkında? Ya da artık Chloe'yi Layla'nın kontrol etmesi ve Layla ile Gabriel Agrest'in işbirliği yapması veya da 23. bölüm Colossian bölümü hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi, teorilerinizi Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Güncel haberleri anında öğrenmek için de bildirimleri açmanız yeterli. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.